11 ayın sultanı olan Ramazan ayına az bir süre kaldı. Ramazan ayı bu sene 6 Mayıs tarihinde başlayacak. Müslümanlar Ramazan hazırlıklarına başladı. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkılacak. Kadir gecesi ise 31 Mayıs gecesi idrak edilecek. 9 günlük Ramazan bayramı tatili ise 3 Haziran'da öğleden sonra başlayacak. Bu arada 3 Haziran Ramazan bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının üçüncü günüdür. Peki Ramazan ne zaman ilk sahur, iftar oruç saat kaçta, Diyanet Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman, işte tüm detaylar Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak araştırmaları başladı. 11 ayın sultanı olan her gün ayrı faziletli olan mübarek Ramazan ayı için artık yeri sayım başladı. 2019 yılında Ramazan 6 Mayıs pazartesi günü başlıyor. İlk iftar 6 Mayıs'ta açılacak. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkılacak. Peki Ramazan bayramı ne zaman başlayacak? 2019 yılında 9 gün olan Ramazan bayramı 3 Haziran pazartesi günü öğleden sonra başlayacak. Ramazan ayının özellikle Müslüman Türk toplumunun dini hayatında müstesna bir yeri vardır. Türk milleti, Ramazan'ı yılda bir defa gelen önemli bir misafir olarak kabul eder ve hazırlıklarını buna göre yaparlar. Ramazan iftar vakti için tıklayınız, Ramazan sahur saati için tıklayınız, Ramazan imsakiyesi vakitleri için tıklayınız, Ramazan fırsatçısı hortladı, et ve gıda maddelerinde fiyatlar değişti, 9 gün coşkusu, Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün, 2019 Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak, Diyanet, 2019 Ramazan bayramı ne zaman, 3 Haziran Ramazan bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının üçüncü günüdür. İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı tatili için açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimi ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi. Ramazan bayramı tatili ile ilgili şu ifadelere yer verildi. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi. 3 aylar ne zaman başlayacak? Bu yılki dini takvime göre 3 aylar 8 Mart 2019'da başlayacak. 3 aylar, birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regaib Kandili ile başlayan, Miraç ve Berat ile devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ile zirveye ulaşan, Ramazan bayramı ile de maddi ve manevi alanda bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu mübarek ayların manevi değerine Hz.
peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Aclüni, Keşful Hafa'ı, 423, hadis numara, 1358, ey Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur, Ahmet Bey. Hanbel, Müsned, I, 259, Allah'ım, bizleri regaiba sana rağbet eden, miraç ile yücelen, berat ile kurtuluşa eren, kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle. Ramazan ayı orucu ile ilgili ayet ve hadisler. Şahru Ramadan aladaya unzila fihi ekranı huday lil nasi ve bayinati mina huday ve furkani famın şehide minkum al sahra ve imin kanamarida av alay safari faidatu mina yame ohara yuridu elhu bikum al yusra volay yuridu bikum al usra volay tu mila alidata volay tu kabiru el halay mahadakum volalakum taş kurun o sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Bakara -185. Altayı bunalı biduna elhamiduna alsayyuna olrakiyuna alsajiduna alamiruna bi olmarufi vonahuna ani almunkari bol hafizuna lihududu eli ve başarı almuminina bunlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Tevbe 112, o ayıla lakum laylata el siyame ol rafatu ayilay nisayikum huna libasu lakum ve antum libasu lahuna alima el huanakum kuntum tahtanuna anfusakum fatabalaykum ve afankum falana başaruluna vaptı çuama kataba el hu lakum bey kulua vaşrabua hatay yatabayana lakum al kaytu al abyadu mina al kaytu al asvadi mina al fajritu maatumu ve el siyame ayilay alalili volatu başaruluna ve antum akifuna fiyal masajidi tilka hududu elif Fala takrabu hakat halika yubayinu elhu ayetihi lil nasile alahum yatakun oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için, sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikaftayken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın, Allah kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar. Bakara 187, 3 aylar ve regaib kandili dini hayatımızda, 3 aylar olarak bilinen feyizli ve bereketli maneviyat mevsimine bir defa daha girmek üzereyiz. 24 Haziran 2009 Çarşamba, günü 3 ayların ilki olan Recep ayının birinci günü, bu ayın ilk cuma gecesi olan 25 Haziran 2009 Perşembe akşamı da, Regaib Kandili'dir. Dini literatürümüzde, 3 aylar diye bilinen çok feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimine bir kez daha kavuşmuş bulunuyoruz. 3 aylar, kameri takvime göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar, rahmet dalgalarının başladığı, manevi huzur ve sükunun kalplere doğduğu, ilahi rahmetin coştuğu aylardır. Bu aylar girince, müminlerin ruhlarını manevi bir hava kaplar. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Yüce Allah'ın rahmeti, bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar. 3 aylardan ilki olan Recep ayının manevi değerine Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadisi şeriflerinde işaret buyurulmuştur. Tevbe suresinin 36.
ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Ayette ifade edilen haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğunu sevgili Peygamberimiz, şu hadisleriyle açıklamışlardır. Muhakkak zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene 12 aydır, onlardan 4'ü haram aylarıdır. Bunlardan 3'ü peş peşedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemaziyelahir ile Şaban ayları arasında olan ve Mudar kabilesinin ayı Recep'tir. Buhari, Ehadi, 5 Tevhid, 24 Müslim, Kasam, 29 Ebu Davud, Menasik, 67 Ahmed Bey. Hanbel, Müsned, 1/37, 73. Recep ayı, gerek İslam'dan önce, gerekse İslam'dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. İslam dini gelmeden önce, bu ay girer girmez, Arap kabileleri arasında harp etmek, baskın ve çapulculuk yapmak yasaklanır. Herkes kendisini bu ayda güven içinde hissederdi. İslam geldikten sonra da, bu aya olan hürmet devam ettirildi. Bu ay, regaib ve mirak gibi mübarek geceler ve ilahi tecellilerle şereflendirildi. Recep ayının başlangıcında Peygamberimizin şöyle dua ettiği rivayetler arasında yer almaktadır. Ey Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur, Ahmed Bey. Hanbel, Müsned, 1/259, ülkemizde, yukarıdaki beyanlar ışığında, asırlardır 1-3 aylar, geleneği oluşmuş, Ramazan'a hazırlık, Recep ayının girmesiyle başlar hale gelmiştir. Bu aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk cuma gecesi, regaib gecesi, 27. gecesi, mirak gecesidir. Şaban ayının 15. gecesi berat gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi de kadir gecesidir. Burada, 25 Haziran Perşembe akşamı idrak edeceğimiz regaib gecesine de kısaca temas edelim. Regaib, çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey anlamlarına gelen Arapça bir sözcüktür. Cenab-ı Hakk'ın, ilahi ihsan ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilme ümitleri dolayısıyla, Müslümanlar tarafından heyecanla beklendiği ve gönülden arzulandığı için Recep ayının ilk cuma gecesine, Regaib Kandili, denmiştir. Regaib Kandili, Recep ayının 27. gecesindeki Mirak ve Şaban ayının 15. gecesindeki Berat kandillerini, Ramazan ayını, Kadir gecesini, Ramazan ve Kurban bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir. Bu geceye mahus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur. Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübarek gece de Mirak gecesidir. Mirak gecesi, Allah'ın sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'i Mekke'deki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürdüğü, bakınız. İsra, 1. ve oradan da göklere yükselttiği gecedir. Mirak gecesi, Cenab-ı Hakk'ın Hz. Peygamber'e büyük hakikatlerin ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak ilahi vahye muhatap kıldığı, kendi ayetlerini ve kainatın sırlarını seyrettirdiği, müminlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de ilahi lütuflarla dolu olan bir gecedir. 3 ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış. Bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır. Bazı rivayetlerden, Hz.
Peygamberin Şaban ayına ve özellikle bu ayın 15. gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğini, Tirmizi, Samme 39, İbn Mas, İkame, 191, hadis numara, 1389, göz önünde bulunduran alimler, bu geceyi ibadette geçirmenin sevaba vesile olacağını söylemişlerdir. Ayrıca bir kısım bilginlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan, Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin, bakınız. Bakara, 185. Hicretin 2. yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmıştır. Geniş bilgi için bakınız D.I.A. ve 475 ila 476, 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise, dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlamıyla Kur'an ayıdır. Ramazan'ın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için yeryüzüne gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından, bakınız. Bakara, 185. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin, bakınız Kadir, 3. bu ay içerisinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, İslam'ın 5 temelinden biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesi emredilmiştir. Bakınız Bakara, 185. Böylece Ramazan ayı diğer aylar içinde bir başka aydır. Sanki yeni bir hayatın başlangıcıdır. Hayatımızın kazandığı ve kazanacağı yeni boyutların filizleneceği önemli bir devredir. İnsani ve sosyal ilişkilerimizin daha güzel bir hüviyet kazanacağı zaman dilimidir. Ramazan ayının özellikle Müslüman Türk toplumunun dini hayatında müstesna bir yeri vardır. Türk milleti, Ramazan'ı yılda bir defa gelen önemli bir misafir olarak kabul eder ve hazırlıklarını buna göre yaparlar. Her yıl Ramazan ayı yaklaşırken neşe, hareket ve bir canlılık görülür. Toplum geleneğimizin canlı ve dipdiri görüntüsü olarak Ramazan, yıllık takvimimiz içinde hatırı sayılır bir ağırlığa sahiptir. Ramazan, aylar içerisinde sultanlıkla taltif edilen bir payenin sahibi olarak, kandillerle karşılanıp, bayramlarla uğurlanır. İftar, sahur, teravih gibi ibadet meşvesinin ötesinde manalar taşıyan bu merasimleriyle de sultan olmanın ayrıcalıklarını yaşar. İnsanoğlu, yaşadığı günlerde farklılıklar olmazsa, belli alışkanlıklarıyla hayatını sürdürür. Fakat alışkanlıklarının dışında ve farklı durumlarla karşılaşırsa kendine bir çeki düzen verir. İşte idrak edeceğimiz 3 aylar ve bu aylar içerisinde bulunan mübarek geceler, müminin hayatındaki mutat gün ve geceler arasında fazlasıyla sevap kazanacağı kıymetli zaman dilimidir. Şurası bilinmelidir ki, insan bu dünyada nasıl yaşamışsa, kıyamet gününde, Allah'ın huzuruna, dünyada işledikleriyle birlikte varacaktır. Götürdükleri iyi ise, sevinip mutlu olacak, kötü ise, pişmanlık duyarak mahcup olacaktır. Ancak bu mahcubiyetin orada faydası da olmayacaktır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haş 18. Önümüzdeki 3 ay içerisinde gündelik hayatın tek düzeliğinden ve sıradanlığından bizleri alıp, kendi hususi atmosferine götüren bu güzel ve özel günleri art arda yaşayacağız. Güzel yurdumuzun insanları, kandil, Ramazan ve bayram gibi bu hususi zamanları sosyal barışın ve huzurun bir vesilesi sayarak karşılıklı sevgi ve hoşgörüyle karşılayıp uğurlayacak kendi inanç ve değerlerini yaşama ve yaşatmayı, bizzat yaşayarak öğreneceklerdir.
üç aylar diye adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Yüce Allah'ın ruhumuza ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Yapılan dileklerin dalga dalga Allah'a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kandiller geçididir. Meleki olduğu kadar, şeytani özelliklere de sahip ve günah işlemeye müsait olan insanın günahlarından tevbe edip temizlenmesi için 3 aylar bir fırsattır. Kısaca 3 aylar, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. Ramazan'dan önce oruçla buluşanlar, cuma namazına koşanlar, namaza başlayanlar, ibadetlerini çoğaltanlar, tevbe ile Allah'a yönelenler gibi manevi kazanç elde edenlerin çokça görüldüğü anlardır 3 aylar. Hayatımızda adeta otokontrol sisteminin kurulmasına vesile olan mübarek 3 aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi güçlendirmemiz için son derece değerli fırsatlardır. İşte yakında idrak edeceğimiz mübarek 3 aylar, yaratıcımıza, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı, hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize ve gaflet uykusundan uyanmamıza vesile olmalıdır. Aramızdaki çekişmeleri, tefrika ve ihtilafları, şahsi menfaat hesaplarını ve basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmeli, her zamandan daha çok muhtaç olduğumuz ve yüce dinimizin bizden ısrarla istediği, barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesini sağlamalıdır. Bütün okuyucularımızın 3 aylarını ve regaib kandillerini kutluyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Ramazan ayı, Peygamber Efendimiz, Ramazan-ı Şerif'in fazileti hakkında buyuruyor ki, Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah-u Teala, size Ramazan orucunu farz kıldı, o ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır, o ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin, Kadir gecesinin, hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. Nesai, hadisi şeriflerde buyuruldu ki, Ramazan ayı gelince, hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek denir. Nesai, Ramazan gelince, Allahü Teala meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder. Deylemi, farz namaz, sonraki namaza kadar, cuma, sonraki cumaya kadar, Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur. Taberani, peş peşe 3 gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. Ebu Nuaym, bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir. Mansur, Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, cehennemden kurtuluştur. Ebi Dünya, İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacc etmektir. Müslim, Allahü Teala'nın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir. Taberani, 3 aylar ve kandiller bize ne söylüyor? Yıl içinde 3 aylar ve kandil geceleri Yüce Rabbimizin hesapsız rahmet, bereket, mağfiret ve merhametini biz kullarına taşıyan elçileri gibidir. Bu gecelerin taşıdığı anlam, uzun zaman yolları gözlenen, senede bir gün ya da bir ay gelip, bir süre evimize konuk olup, sonra bir dahaki yıla görüşmek umuduyla uğurladığımız bir kutlu misafir olmanın ötesinde, bir sembol olmalarında yatmaktadır. Evet, bu mübarek gün ve geceler bir şiar, bizi davet ettiği bir hakikat ve ulaştırmayı hedeflediği bir yer var. Can kulağını açanlarımıza seslenerek, adeta bizimle şöyle konuşmaktalar, sen ey insan, asıl yolu gözlenen, umutla beklenen sen olmalısın. Kur'an-ı Kerim'deki vasıflarından biri de, Sirac-ı Münir, nur saçan kandil, olan Yüce Nebi'ye iman etmiş, gönülden bağlanmış bir mümin olarak cehlin karanlığını aydınlatan kandil, susuz, çorak gönüllere yağan rahmet, güzel ahlakıyla çevresine nur saçan bir güneş sen olmalısın.
senin olmalı yetimin başını okşayan el, senin olmalı dertli yüreklere şifa sunan dil ve sen olmalısın feri kaçmış gözlere nur, gülmeyi unutmuş yüzlere sürür. Sen olmalısın kimsesizlerin kimsesi, sen olmalısın çaresizlerin çaresi. Sen olmalısın akan gözyaşlarını silen, sen olmalısın garibin halini o söylemeden bilen, sen olmalısın regaip, özlenen, rağbet edilen, değer veren ve değer verilen. Yaratılmışı yaratanından dolayı hoş gören, insanı kainatın göz bebeği, yüce Allah'ın en şerefli varlığı olarak bilip hürmet eden. Gelmeyene giden, aramayanı soran, vermeyene bolca ikram eden, sen olmalısın Miraç, düşenler sana tutunup kalksınlar, kalkanlar ötelere seninle kanat açıp uçsunlar. Lebinden dökülen Kevser olsun, her sözün bir cevher olsun. Sana gelenler sende Hz. İbrahim'in aşkını, Hz. Eyyub'un sabrını, Hz. Yusuf'un affını, Hz. Musa'nın kelamını, Hz. İsa'nın ölülere can veren nefasını ve kainatın medarı iftiharı Hz. Muhammed Mustafa, S.A.S.'nın rahmet, şefkat, sehavet, adalet, kanaat ve bil cümle hüsnü hulukunu bulsun. Sana gelen miraca gider gibi gelsin, senden ayrılan miraçtan döner gibi hüzünlensin, sen insanlığın miracı ol, namaz senin miracın olsun. Sen olmalısın Berat, hata ve kusurları setreden, suça ceza verse de suçluyu affeden. Borçluya merhamet edip, kol kanat geren, gönül bahçesinde kaktüs diken değil güller yetiştiren. Veylün lil mutafifin, ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline, itabına düçar olmamak için vicdan terazin adaletle tartmalı. Güçlünün değil haklının, zalimin değil mazlumun yanında olmalısın, affedenlerin efolunacağı hakikatini bir an dahi unutmamalısın. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince günahın olsa, canu gönülden yapacağın bir tövbeyle, rahmeti gazabını geçmiş olan, Mevla'nın seni de bağışlayacağından ümit var olmalısın. Sen olmalısın Ramazan, dünyaya gelişin, rahmet dünyada kalışın, mağfiret ve dünyadan ayrılışın, narı cehimden azat olarak varacağın yer cennet olmalı. Senin girdiğin yerde şeytanlar bağlanmalı, hatta senden korkup, yönünü, yolunu değiştirmeli. Nefse emmarenin tuzaklarını birer birer bozmalısın, senin girdiğin yerde cehennem kapıları kapanmalı, yürek yangınlarını söndürmek için koşmalı, koşmalısın, cehenneme açılan